Sektörün aynasından yeniden hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza Düzce'den devam ediyoruz. Düzce'de Mersin Tantuni'nin doğayeni ile birlikteyiz. Yanımızda Abidin Usta var. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ustacığım, önce sizi tanımak istiyoruz biz. Ben Malatyalıyım. Mersin doğma büyümeyim. Bu mesleğe 8 yaşından bu yandayım. Bize Mersin Tantuni'yi tanıtarak devam edebilir miyiz usta? Tabii efendim. Mersin Tantuni Arap vatandaşlara aittir. O Mersin Arapları bunu 72'de meydana getirdi. Bu 72'de gelen ciğer kavurmasıyla, bildiğimiz bayağı ciğerin kavurmasıyla soğanla karışık bir 72'de çıktı. Bunu sonra ete çevirdik. Bu ete çevrilmesinde daha baktık sosyeti daha güzel görünmeye başladı. Bu Mersin'de yayılmaya başladı. Peki, ben çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz bu güzel bilgilerden dolayı ve bundan sonraki hayatınızda bolca başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çekimci arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmişler. Bu tantunumuzu, Mersin'in yöresine ait tantunumuzu tanıtıyorlar. Hepinizden de Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz ustacığım. Ne demek, böyle güzel lezzetleri Türkiye dahil tüm dünyaya tanıtalım. Herkes bilsin, tadına baksın. Bu lezzetten mahrum kalmasınlar değil mi? Kalmasınlar, nerede olursa olsun baksınlar. Hani. Evet değerli izleyenlerimiz, Abidin ustamızın da söylediği gibi bizler birazdan Abidin ustamızın yaptığı güzel tantunilerin tadına tekrar bakacağız. Karnımızı burada tıka basa doyurduktan sonra gideceğiz. Eğer sizler de bu güzel lezzeti tatmak, bu güzel lezzetten birer pay almak istiyorsanız hepinizi Mersin Tantuni'ye bekliyoruz. Ve bir bölümün daha sonuna geldiğimizi belirterek bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.